Daha önce de benzer haberleri yaptık. Ocaklara nasıl kıydınız dedik. Ama aynı korkunç görüntü bir kez daha ulaştı ne yazık ki haber merkezimize. Ankara Mamak'ın bazı sakinleri çevrede köpek istemiyor. Bir noktaya kadar, bir dereceye kadar anlaşılabilir. Hani öyle diyelim. Ancak köpekler bir iddiaya göre birileri tarafından katlediliyor. O masum hayvanlar diri diri yakıldı biliyor musunuz? Ne yazık ki ilk de değil bu. Araştırınca gördük. Görünen o ki önlem alınmazsa da son olmayacak. Onun için yetkilileri göreve davet ediyoruz şu anda bu ekrandan. Yani suç duyurusunda bulunuyoruz aslında. Hayvanseverler köpekleri besledikleri için kendilerini de tehdit aldıklarını iddia ediyor bu arada. O notu da ekleyeyim. Benim yetiştirdiğim köpeğimi yakmışlar ya özellikle ya. Ya şuna bir bakın. Allah korkusu yok mu kimsede ya? Kan donduran katliamın adresi yine Ankara. Bu kez Mamak ilçesi. Bu hayvan ne yapmış olabilir ki? Yanarak ölmeyi hak edecek. Kimse ilgilenmiyor ki abla. Ben onlara gözüm gibi bakmıştım. Nasıl kıydılar da onları zehirlediler? Bu zamana kadar birçok kez köpek katliamı ve yaralaması gördük. Ancak bu katliamı anlatmaya dilimiz varmıyor. İddiaya göre kimliği belirlenemeyen şahıslar bu noktaya geldiler. Köpeği önce iple bağlayıp ardından benzin döküp diri diri yaktılar. Ayağına taş bağlayıp kuyruğunu kesip işkence yaparak baktığı canları öldürmüşler. Ben onlara oturdum ağladım hep tek tek böyle ya. Bir Allah'ın kulu vicdanı sızlamadı bunlara ya. Ağlama abi ya. İddiaya göre bazı mahalleliler civarda görmek istemedikleri köpeklere işkence ediyor. İnsan değilsiniz. İnsan olamayacaksınız. Bu ilk değil. Daha önce ilaçlar atıldı önlerine. Bir gecede 4 yavrumuz katledildi. Silahla vuruldular. Çok şikayet ediyorlar yani. Bahçeden çıkardın. Bakmayın. Yani havlıyor. Caniler sadece köpeklere zarar vermekle kalmıyor. Hayvanseverler sırf bu yavruları besledikleri için kendilerinin hem darp edildiklerini hem de ölümle tehdit edildiklerini iddia ediyorlar. Rahatsız oluyorlarmış, havlıyorlarmış, korkuyorlarmış. Müdahale ediyorum. Müdahale ettiğim zaman tehdit alıyorum, darp ediliyorum. Ben de tehdit alıyorum. İzah ediyorum, anlamıyorlar. Engel olamıyoruz, sürekli münakaşa içinde oluyoruz. Ben artık cinnet geçiriyorum abla burada. Ya biri beni öldürecek, ya birini ben öldüreceğim.